Kutlu Yayın Evi Radyo Tiyatrosu. Aytışlar 1, Çıkarcılık. Yazan Gökbey Uluç. Yöneten Cafer Uluç. Oyunu seslendiren sanatçılar: Anlatıcı Pınar Güre, Süleyman Yusuf Kısa, Cafer Çelik Küçük, Hale Pınar Güre, Hülya Burcu Uluç. Borluk öreğinin neredeyse ortasında bulunan, eskimiş, azrakça boyası dökülmüş, Osmanlı'nın izlerini şimdileyin bile üzerinde taşıyan kapıyı yavaşça aralayıp içeri girdi. İki yanı güllerle kaplı, taşlı yoldan ilerleyerek eve doğru yürüdü. Başını kaldırıp eve şöyle bir baktı. Kerpiç örekleri dışarıdan ahşapla kaplanmış, kırakları konura boyanmış, kalanları da ak bırakılmıştı. Belli ki ondan sonra burasını bir müzeye dönüştüreceklerdi. Elini zile uzatırken ahşap oymalı kapı birdenbire açılmaya başladı. Ürkmüştü ancak belli etmemeye çalıştı. Elinde bir bardak çayla Süleyman kapıda beliriverdi. Dinç eğimli, dik duruşlu, kapkara sakallarının üstünde parlayan gözleriyle Cafer'e bakıp gülümseyen Süleyman söze girdi. Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Beni mi? Geleceğimi söylememiştim oysa. Süleyman Cafer'i işitmemiş gibi herhangi bir söz demedi. Elini az ilerideki çardağa yönelterek inleyip "Şöyle buyur," dedi. Yemyeşil borluğun içinde biten güzel kokular eşliğinde taşlarla döşenmiş yoldan yürümeye koyuldular. Yürürken gözlerini kamaştıran güneş, gölgeliğe varmak için adımlarını hızlandırmıştı. Çardağa vardıklarında karşılıklı oturdular. Süleyman, elindeki bardaktan bir yudum daha çay içtikten sonra söze başladı. Ah ah, olur olmaz her neni düşünüp kaygılanıyoruz. Oysa yaşam kaygıya öy ayıracak denli uzun mu? Cafer o sırada düşe dalmış, Süleyman'ı işitmiyordu bile. Eşi gelmişti usuna, onu yitirmeden önceki güzel günleri. Hale'yi ilkokulu birinci sınıftan beri tanıyordu. Birlikte ders çalışır, eve değin birbirlerine eşlik ederlerdi. Ortaokulla liseyi de birlikte okudular. Ancak Hale, akçasal sorunlar yüzünden öğrenimini sürdüremedi. Cafer ise tüm sıkıntılara karşın ağabeyinin de arka çıkmasıyla ÖSS'ye anıklanıp Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliğini kazandı, ULA'yı başarıyla da bitirdi. Okuldan sonra iş yaşamına atıldı. Ardından yurtsal ödevini yerine getirmek için de Hatay'a gitti. Çelilikten döndükten sonra imlendiler. Düş gibi geçen günlerde ikisi de uyanmak ereğinde değildi. Cafer! Cafer, uyan artık! Süleyman, Cafer'i silkeleyerek kendine getirmişti. Bağışla, dalmışım. Onu mu düşünüyordun? Evet. Kaç an olmuştu? 6 ay oldu, olacak. Artık buna alışmalısın. Ölenle ölünmez ki. Bağışla beni. Tadını kaçırmak istemezdim. Cafer'le Hale evleneli 1,5 yıl olmuştu. O kara günün olacağı 7 günde pikniğe gitme yargısına varmışlardı. O gün Cafer elindeki son yemek torbasını da araca koyduktan sonra direksiyona geçmişti. 50 dakikalık bir yoldan sonra ana baba günü gibi kalabalık piknik alanında kendilerine yer bulup örtülerini sermişler, mangallarını yakmışlar, eski yeşilçam izlencelerindeki gibi eğlenip günü karanlık etmişler. Öğün nice geçtiğinin ayrımına bile varmamışlar, çok geç olmadan da toplanıp gerisin geri yola koyulmuşlar.
güzel bir gün oldu. Evet, buraya yeniden gelelim. O zaman bu güzel günü eğlenceli bir yırla sürdürelim. Ünalgı şuradan mı açılıyordu? Öyle bir geçer zaman ki dediğim aynı lafa ki. Öyle bir geçer zaman ki dediğim aynı. Daha eğlenceli yok mu ya? Bakalım başka ne var? Hale, şu tırlara bak. Sirk gösterisi içinler sanırım. Yok, önüne bak canım. O anda yanlış sollama yapan bir araçla burun buruna bir çarpışma olmuş. Cafer'in başı direksiyona, Hale'nin de sırçaya çarpmıştı. Parçalanan sırça Hale'nin yüzünü kan içinde bırakmış, derin yaralar açmıştı. Olay yerine gelen can kurtaran, çarpışmaya neden olan araçtaki kişiyle Cafer'i baygın, Hale'yi de sızlarken bulmuştu. Sağlık evine götürdüklerinde de karşıdaki sürücü yoğun bakıma alınmış, Cafer kırıkları için sargılı biçimde yatağa uzandırılmış, Hale ise aşırı kan yetiminden yaşamına gözlerini yummuştu. Senin bu durumun benim sürekli savunduğum savımı bir kez daha doğruladı. Sav mı? Hangi konuda? Kişinin bencilliği üzerine. Yaşamda kendinden başka birinen düşünmeyen, saynen de kendine bir pay çıkarmasını bilen kişinin bencilliği üzerine. İyi de bunun benimle ne ilgisi var? Önce bir çayımı yenileyim, anlatacağım. Sen ne içersin? Varsa bir bodoç kahveye yok demem. Peki. Hülya Hanım. Hülya Hanım. Evden koşar adımlarla orta boylu, kumral bir kız çardağa geldi. Belli ki yaptığı işi, kaldığı ortamı seviyordu. Buyurun Çelebim. Bize bir bardak çay, bir bodoç da kahve getirebilir misin? Peki Çelebim, getireyim. Kullukçuya gerekli buyruğu veren Süleyman, Cafer'e yönelerek kaldığı yerden sürdürür. Bu konuyu uzun uzun anlatmak isterim. Ancak dinleyecek öğün var mı bilemem. Öğüm çok. Seni can kulağımla dinleyeceğimden kuşkun olmasın. Buyurun Çelebim. Çay olayı kahveniz. Süleyman derin bir soluk aldıktan sonra bir izlenceyi geri sarar gibi yıllar öncesine döndü. Anlatacakları bardaktan boşalırcasına akacak, bir yağmur damlasının gökyüzünden yeryüzüne değin süzülerek öbür damlalara çarpmadan gelişi gibi o da kimseye çatmadan sözlerini dile getirecekti. Bak şimdi. Bu söyleyeceklerim yaşanmış bir durum üzerinedir. İyi dinlemeni isterim. İçinde ince ayrıntılar bulunur. Buşkuyla seni bekliyorum. Yıllar önce görev yaptığım ilçede bir uruk ırmakta boğuldu. Bunda ilginç olan ne? 7 gün sonunu ırmak kıyısında değerlendirmek isteyen uruk hep birlikte doğanın tadını çıkarıyordu. Derken çocuklardan birinin ayağı kayıp ırmağa düştü. Öbürü de onu tutayım derken düşüverdi. Bunu gören baba tüm hızıyla koşup çocuklarını kurtarmak için ırmağa atlamıştı. Oysa baba yüzme bilmiyordu. Sonra? Sonrasında baba da çocuklar da boğularak yaşamlarını yitirdiler. Dinleri şad olsun. Kötü bir son olmuş. Peki burada görmem gereken ince ayrıntı nedir?
Burada sana bir babanın çıkarları için neler yapabileceğini anlatmak istedim. Çıkar mı? Ölmüş bir babanın ne çıkarı olabilir? Baba ırmağa atlamayacak olsa çocuklar boğulacaktı. Bunun sonunda baba yaşamı boyunca bu kesiti düşünerek gözünün önüne getirecek, duyunç kıyını yaşayacaktı. Sürekli neden yardım edemedim diye içini kemirecekti. Yıllardır emek verip büyüttüğü, gelecekte başarılı kişiler olacağını umut ettiği çocuklarını, sözüm ona yatırımını yitirmek üzereydi. İşte bu nedenlerden ötürü yüzme bilmediği durumda bile ırmağa atlayarak kurtarma olasılığını denedi. Kurtaramadı ancak mutlu olarak öldü. Bu sözleri işittiğime inanamıyorum. Bir olcayı demeli şansı olması, kişinin bunu değerlendirmek için içgüdüsel olarak tetiklenmesiyle başlar. Çocuklar suda çırpınırken baba bu dediklerimi düşünüp hesap etmedi. Bunlar bilinçaltında bulunan bilgilerle önceden yaşamımıza yön veren ayrıntılardır. Böyle düşünmek için duygularından soyutlanmış olmalısın. Yo, böyle düşünmeni istemem. Kişileri meleklerden ayıran en önemli özelliği özgür istencinin olmasıdır. Böyle olmasaydı kişi sonsuz eslekçi olurdu. Tanrı kişileri kendisine tapınsın diye yarattı. Oysa özgür istenciyle yalnızca tapınmıyor, başka işlerle de uğraşıyor. Kişi yaptığı say işte mantıksallık arar. Düşünür, taşınır, en uygunu neyse onu yapmaya çalışır. Kişi ayrımında olmasa da yaptığı tüm işlerde bir çıkar vardır bu yüzden. Düşüncelerim allak bullak oldu. Sormaktan çekinme, buyur. Peki bir ay aç kalan, günde 5 öğün yükünç kılan kişinin çıkarı nedir? Dediğin gibi say işte. Bir çıkar varsa buna da verecek yanıtın vardır diye düşünüyorum. Çıkar somut da olabilir, soyut da. Tanrı buyruklarını yerine getirmenin karşılığında ödül olarak uçmağa varmak da başlı başına bir çıkardır. Pes, diyecek sözüm yok. Dediklerim seni şaşırtmış olabilir ancak çıkarcılığa, sözüm ona bencilliğe öcü gözüyle bakmak yanlıştır. Anlamadım. Tanrı yeryüzünü, ulayı, tüm evreni bir düzen üzerine kurmuştur. Bir sineğin bile dizlemden çıkması dengeyi bozar. Tüm nesnenin iyi yanları olduğu gibi kötü yanları da bulunur. Bunun gibi çıkarcılığın, bencilliğin de iyi yanları vardır. Kötülemeni gerektirmeyen. Sen ve şu uç düşüncelerine diyecek söz bulamıyorum. Sana kalsa yardımseverlik de bencilliktendir. Öğrenmeye başladın bile. Yardımseverlik de bilinçaltımızdaki kaygının getirdiği bir dürtüdür. Yardıma gereksinim duyan kişiye el uzatmak, işin özünde gelecekte kendi başımıza gelecek olmasından duyduğumuz korkunun tetiklenmesinden kaynaklanır. Annem arıyor, bakmalıyım. Cafer, annesiyle yaptığı kısa bir konuşmadan sonra Süleyman'dan olur alarak ayağa kalktı. Başka bir gün aytışmak için sözleştiklerinde kapıya varmışlardı. Annene esenliklerimi ilet. Görüşürüz. Sağ olasın. Görüşürüz. Kutlu Yayın Evi Radyo Tiyatrosu